Göbekli Tepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 kilometre kuzeydoğusunda, Örencik köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Göbekli Tepe'nin bulunuş hikayesi 1986'da tarlanın sahibi Şavak Yıldız'ın iki kireç taşı heykel bulup müzeye götürmesiyle başlıyor. İki arkeolog Nevali Çore adlı taş çağı yerleşimi baraj suları altında kalmadan kurtarma kazısı yapan ekiptenler. Burada hem eşsiz heykeller hem de ilk defa T-başlı bir tapınak bulunduğu için tecrübeliler ve depodaki heykeller hemen ilgilerini çekiyor. Ve Göbekli Tepe neresi aramaya başlıyorlar. Klaus Schmidt heykellerin bulunduğu alanda bir süre sonra kazılara başlıyor. 2 yıl sonra nihayet tapınaklara ulaşılıyor ancak arkeologlar tarafından değil. Tarla sahibi alanın diğer bir köşesinde tarlasını sürmek için taşları temizlemeye çalışırken büyük bir taşa rastlıyor. Yerinden oynatamadığı taşı geldiğinde Schmidt'e gösteriyor. Alman arkeolog yerde gömülü taşın Nevali Çori'den aşina olduğu tapınaklara ait T-başlı bir dikili taşın ucu olduğunu hemen anlıyor. Benzeri olmadığı için ne olduğu anlaşılamayan heykeller uzun süre depoda bekliyor. Ta ki Urfa'daki başka bir taş çağı yerleşimini kazan iki arkeolog depoya eser teslim etmek için gelene kadar. Yüzyılın en heyecan verici arkeolojik buluntusu gün yüzüne çıkarıldığından beri tüm dünyada ilginin odağı. Göbekli Tepe heyecan verici çünkü 12 bin yıllık yaşı ve taş çağı için gerçekten de çok büyük olan boyutları ile benzersiz. Toprak altında radarla tespit edilenler dahil 20 kadar tapınak bulunuyor. Dairesel formda büyük yapılardan kare şeklinde olan küçük yapılara kadar burası bir tapınak kompleksi. Tapınakların merkezinde 2 büyük dikili taş bulunuyor. Çevresinde ise 10 kadar dikili taş daha var ve alçak çevre duvarına yerleştirilmişler. Üzerleri yırtıcıların ağırlıkta olduğu enfes hayvan kabartmaları ile bezeli. İsrailli arkeologların yaptığı yeni araştırmaya göre daha önce ilkel olduğu iddia edilen dönem insanının, geometri bildiği ve zannedilenden daha karmaşık bir sosyal yapıya sahip olduğu gün yüzüne çıktı. Tel Aviv Üniversitesi'nden arkeolog Gil Hakley ve Avi Goffer'ın yaptığı keşif, 3 mahfazadan müteşekkil yapının tek bir birim olarak tasarlandığını ve eş zamanlı inşa edilmiş olabileceğini gösterdi. Göbekli Tepe'deki en eski 3 taş mahfaza üzerinde yapılan çalışmalar, bu yapıların mimari planının altında yatan gizli bir eşkenar üçgen deseninin olduğunu ortaya koydu. Cambridge Arkeoloji Dergisi'nde yayınlanan raporun neticesinde, belli ki Göbekli Tepe'yi inşa edenler, tekerleğin bulunmasından binlerce sene evvel geometrik prensipleri anladılar ve bunları inşaat planlarına uygulayabildiler, hükmüne varıldı. Araştırmacı Hakley, sitenin keşfi büyük bir sürprizdi ve şu anda inşaatının düşündüğümüzden bile daha karmaşık olduğunu görüyoruz. Ziyarete açık bölümde tapınakları daire şeklinde ahşap bir yol çevreliyor. Yukarıdan tamamen kazılmış 4 tapınak görülebiliyor. Bu tapınaklar A, B, C ve D tapınakları olarak adlandırılmışlar. A tapınağında yılan, B'de tilki, C'de yaban domuzu ve D'de kuş ve yılan kabartmaları yoğunlukta. Bu tapınakların farklı klanlara ait olup olmadığı önemli bir soru. Tapınakların en büyüğü ve süslüsü olan D tapınağının ortasındaki 2 dikili taş hemen dikkat çekiyor. Üzerinde kolları, incecik parmakları, süslü önlüğü ve T şeklinde başı ile bu ululuğu vurgulanmış bir insanı tasvir ediyor. Diğer dikili taşların yüzü saygıyla merkezdekilere dönük. Bizim yüzümüz de saygıyla taşlara. Çünkü bu tapınakların yapıldıkları dönemde henüz ne hayvan evcilleştirilmiş ne yerleşik hayata geçilmiş ne de tarım yapılıyor. Göbekli Tepe'yi inşa edenler, tarih kitaplarından bildiğimiz uzun saçlı, taş baltalı avcı toplayıcılar. Ellerinde sadece obsidiyen ve çakıl taşları var ve dikili taşların üzerlerine çeşitli hayvanlar, hatta soyut semboller işlemişler. Dahası 5 ila 6 ton ağırlıkta ve 5,5 metreye varan uzunluktaki dikili taşları civardaki taş ocaklarından taşımış ve ana kayadan şekillendirilmiş kaidenin tam ortasına dimdik yerleştirmişler. Bu gerçekten de akıl almaz ve dünyada bir eşi daha olmayan bir eserdir.